Yahya Kemal'in eserleri arasında bir rubayı ölümünden sonra muhayyelemi adeta zapt etti. Çepçevre bahar içinde bir yer gördük, Ferhad ile şiirini beraber gördük. Baktı geceden fecre kadar ellerde, yıldızlara yükselen kadehler gördük. Bu rubayı vaktiyle bu kadar sever miydim bilmiyorum. Şimdi onda yalnız Türkçenin en güzel eserlerinden birini değil, Yahya Kemal'in kendisini görüyorum. Sanki elinde kadehi, dudaklarında hepimizin tanıdığımız o güzel ve hikmetli tebessüm, dinlenmiş yüzüyle bu dört mısrağın çerçevesi içinden bize bakıyor. İtiraf edeyim ki bu vehimde hakikat olan bir nokta vardır. Yahya Kemal bu mısraların ve benzerlerinin ebedi saadet ve talihi yenme masalında asıl şahsiyetini aramıştı. O bir kültürü ferdi bir macera gibi yaşayan, yaşamak isteyen insandı. Onun için tesiri bu kadar büyük oldu. Hayatımızda kalıntı halinde gördüğümüz bir yeni şey onunla yenileşti ve değer kazandı. Müzikimiz, masallarımız, tarihimiz, dilimiz ve insanımız. Bu işi yapmak için tam zamanında gelmişti. Her sanatkarın hayatında asıl kemal noktası olan birkaç sene vardır. Yahya Kemal bu birkaç seneyi devriyle tam bir uygunluk halinde yaşadı. Pek az o şair onun kadar her teklifine cemiyetten sarih ve muayyen cevap almıştır. Bu itibarla bir şairden ziyade o büyük şept orkestralara benzetmek hiç daha hatalı olmaz. Zaman bu uygunluk, bu aktüelde hüküm sürmeyi elbette kıskanacaktı. Nesiller birbirini ittikçe Yahya Kemal'in düşüncesi hatta sanatı münakşe edildi. İlahi sabırsızlığın başka ellere geçmesi mukadderdi. Fakat onun yerine her zamanın malı olan, her zamanın malı olacak olan bir eserin etrafında toplanmış olan haklı şöhret geldi. Kendi kendimi tekrar etmek bahasına da olsa onun bizim asıl klasiğimiz olduğunu söylemek istiyorum.